Of, bu ders çok sıkıcı. 30. sayfaya bakarsanız. Bir dakika. Hey. Efendim. Bir şeyler atıştıralım mı? Bana uyar. Açlıktan ölüyorum. Ben de öyle. İşte olay bu. O bölümde, pardon. Atıştırmalık mı? Hey! Kesin şunu. Onları hemen çöpe atıyorsunuz. Of, olamaz. Çok yazık oldu ama. Daha bir ısırık bile almamıştım. Bundan nefret ediyorum. Gerçekten. Kural kuraldır. Ama ben kuralları pek takmam. Çünkü o kuralları ben getirdim. Muhteşem. Ha, neyse, herkes derse dönsün. Ah, bugünkü antrenman çok zordu. Ama bugün güzel bir gün olacak. Kıyafetim ne kadar şirin değil mi? Ayrıca çantamda harika şeyler var. Ama şuraya bak. Hey, dur bakalım. Bunlar çöpe gidiyor. Şimdi git içeride ağla. Ya sen? Çek şunu gözümün önünden. İyi ki hazırlıklı gelmişim. Şuna bir bak. Aa, bir üstünü tarayalım senin. Aa, şey peki. Bir bakalım. Tüh, bu hiç iyi olmadı. Demek bana yalan söyledin. Aç ceketini. Sence bu komik mi? Şekerleme dolu bir ceket ha? Müdürün odasına gidiyorsun derhal. Demek cekete saklanan şekerlemeleri biliyor. Of. O zaman yeni bir çözüm üretmem lazım. Bu ne mi kullansam? Atabia. Nasıl olmuş saçlarım? Merhaba öğretmenim. Bu kadar sohbet yeter. Neler saklıyorsun bakalım? Çantana da bir bakayım. Sorun yok gibi. Geç bakalım. Teşekkürler. Harika işe yaradı. Zaferin tadı gerçekten güzelmiş. Bunlar çok nefis. Ah, bu portakallı. Çok şanslıyım. Kim pazartesilerin berbat olduğunu söylemiş ki? Bütün gereken tatlı bir şeyler yemek. Burada neler varmış acaba? Şekerleme var demek öyle mi? Ah, olmaz. Sınıfta şekerleme yiyemezsin. Ver şunu bana. Ama o benim. Ver şunu dedim. Bırak artık. Hayır, bu benim şekerlemelerim. Hepsi yere daldı. Of, şu hale bak. Daha bir tane yemiştim. Büyük haksızlık. Kaldır şunları yerden, çöpe at. Kural kuraldır. Anladım. Şu hale bak. Benim sevgili şekerlerim. Hepsi toz içinde kaldı. Of. Benim vaktim bol. Çok kötü oldu gerçekten. Şekerlerin hepsini çöpe atmak istemiyorum. Bir dakika. Peki ya çantam? Cevap burnumun dibindeymiş. Şimdi görürsün sen. Öncelikle bize bir parça baloncuklu naylon gerekiyor. Sonra şekerleri böyle diziyoruz. Yalnız bu iş biraz zaman alabilir. Ama pes etmek yok. Sonucu süper olacak. Birkaç tane daha koyduk mu tamamdır. Ve bitti. Kalın bir paket lastiği kullanarak şekerleri birbirine bağlıyoruz. Bir zincir oluşturana kadar böyle devam ediyoruz. Çok iyi gidiyor. Şimdi bunu buraya takıyoruz. Ve işte şekerden çantamız hazır. Çok nefis görünmüyor mu? Şimdi eşyalarımızı buna geçirelim. Hepsi de sığdı. Bu kimin aklına gelirdi? Şimdi gerçekle yüzleşme zamanı. Ne çabuk geri geldin. Bu sefer neler saklıyorsun bakalım? Hiçbir şey. Gerçekten mi? Bir şey bulamadım gerçekten. Çantan da çok tatlıymış. Sorun var mı? Artık girebilir miyim? Sanırım girebilirsin. Ama gözüm üstünde. Ne güzel çözdün bu işi ama. Kimse benim şekerlerime el koyamaz.
Gel bakalım anneciğine. Bu işi de hallettim. Yeni bir gün, yeni bir matematik problemi. Peki kim dersine çalışmış? Tabii ki ben. Neredeyse bitirdim. Ama karnım bu kadar açken düşünmek de zor. Ağzıma bir atıştırmalık atsam ne olur? İşte olay bu. Güzel, kimse fark etmedi. Afiyet olsun bana. Çok lezzetli. Ha? Hey! Ne yapıyorsun sen? Tamam, özür dilerim. Tanrım! Hiç saygınız yok. Bir kedi videosu. Çok acımasız biri. Birkaç ısırık alsam yeterdi. Aksi takdirde derse odaklanamıyorum. Of, olamaz. Çok ses çıkarıyor bu. O çıtırtı sesleri nedir? Jasmine! Efendim? Peki, kızmayın. Sana olmaz demiş. Buna bakmam lazım. Şimdi usudur. Merhaba. İnanılmaz biri. Evet, ne vardı? Ben kötü bir cadıyım. Bir dakika. Telefonumu kullanabilirim. Cevap tam önümdeymiş. Atıştırma zamanı. Her şey minik bir o ve elbette biraz krema ile başlıyor. Minik bir donata benzedi. Tabii ki şu renkli şekerlemeleri de üstüne koymamız lazım. Çok şirin oldu değil mi? Bayıldım doğrusu. Bunlardan bir sürü yapıyoruz. Ve telefonun kılıfına yapıştırmak için kremayı kullanıyoruz. Bence muhteşem oldular. Üstelik yenilebilir oldukları da hiç anlaşılmıyor. Zaten bütün olay da bu. Son sırayı da hallettik. İşte benim başyapıtım. Ama bu en lezzetli olanı diyebilirim. Hadi şunu bir deneyelim. Telefon için üzgünüm. Burada her şey yolunda mı? Bana sorarsanız çok daha yolunda. Yaşasın. Çok güzel. Bir şeyler yemiyorsun değil mi? Güzel. Sen telefona bakmaya devam et öğretmenim. Of, bu test çok zor. Neyse ki yanımda telefonum var. Bir saniye, kopya kokusu alıyorum. Alex. İnanın göründüğü gibi değil. Başın büyük belada. Kuralları biliyorsun. Ben annemi arıyordum. Ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika, buldum. Ver şunu bana. Siz neden bahsediyorsunuz? Cep telefonundan bahsediyorum. Burada değil. Rüya gördünüz sanırım. Bir şahin gibi gözüm üstünde. İyi atlattım. Öğretmeni iyi kandırdım. Olay telefonun ekranındaki bu resim. Ben bir dahiyim. Çok komikti gerçekten. Hey! Dikkatinizi buraya verin. Matematik illa eğlenceli olacak diye bir şey yok. Hem de nasıl. Şuna baksana. Çok havalı. Vrim vrim. Çok güzel bir araba. Bip bip. Güzel kullanıyorsun. Üstelik ehliyetim bile yok. Burada neler oluyor? Verin şunu bana. Sınıfta eğlenmek yok. Üzgünüm. Artık yaramazlık yok. Çok ciddiyim. Ne güzel eğleniyorduk. Seni yakala. İşte geliyor. Güzel atış. Devam et. Yakala hadi. Böyle oraya girilir işte. Ben size ne dedim? Sadece sakin ol. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Yine mi beraberlik? Üst üste 20. kez berabere kaldık. Makas kağıdı yener. Beni hiç hayal kırıklığına uğratmaz. İşte uçağım kalkışa hazır. Vay canına, güzel süzülüyor. Dikkat et, seni uyarmaya çalıştım ama. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Özür dilerim, kazar oldu. Bir dakika, bu aklıma bir fikir getirdi. Öncelikle bir kağıda ihtiyacımız var. Kağıttan bu sıfırlarla çarpıları kesiyoruz. Şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz. Sonra da not defterimizi alıp üstüne bu şeritleri yapıştırıyoruz. Bak, üç taş oyunu yaptım. Bununla eğlenceli vakit geçirebiliriz. Hadi başlayalım o zaman. İlk ben başlıyorum. Ben bu oyunda çok iyiyim yalnız. Kendine çok güvenme. Orada neler oluyor? Çok ilginç bir ders gerçekten. Teşekkürler, elimden geleni yapıyorum. Bu iyiydi. Havada soğuk
yağmış. Umarım otobüs çabuk gelir. Yağmur mu? Buna hazırlıklı değilim ama. Selam, ben Matt. Şemsiyemi paylaşmak ister misin? Harika olur, teşekkürler. Aman tanrım, nasıl değiştim ben böyle? Gerçekten de, gidelim mi? Hadi gidelim. Ah, rüya görüyormuşum. Ama yağmur gerçek. Ah, bu rüyamdaki Matt. Hey. Ah, buraya geliyor. Ay, iyi ki şemsiyen yanında. Harika, hadi gidelim. Bu kadar popüler olmak hoş olmalı. Ah, hayır, ay, ister ısıtlama olacağım. Şuraya birkaç çizgi daha. Çok komik. Ah, selam millet. Amanın, bu Kate, şansa bak. Sanki pis kokuyu çağırmışız gibi. Evet, burası kötü kokuyor. Anlamadı. Kate, daha önce hiç böyle bir şey gördün mü? Al, bu senin için. Bolca kullanmaktan çekinme. Şey, teşekkürler sanırım. Kate, koltuk altlarına sık. Hadi derse gidelim. Hey, aynadaki de ne? Koklarca Kate mi? Ne? Kötü mü kokuyorum? Ben bir koku almıyorum. Şunu sileyim en iyisi. Pekala, bluzumun koluyla deneyeyim. Çıkmıyor, yapabileceğim bir şey olmalı. Belki su işe yarar. Of, aptal musluk hiç çalışmaz bunlarda. İşe yaramıyor, of, şimdi herkes bunu görecek. Al sana aynadaki pis yazı. Seni görmeye bile dayanamıyorum. İyi, bir dakika, çıkıyor. Deodorant mı çıkardı, tekrar deneyeyim. Deodorant çıkarmış, mürekkep hemen çıktı. İzi bile kalmadı. Harika, kriz önlendi. Ama aslında kendi eserimi oluştursam iyi olur. Keçeli kalemimi çıkarayım. İsmimi tekrar buraya yazayım. Oldu. Bence çok daha güzel oldu. Görünümüm tamamlandı sayılır. Aa, kimi kandırıyorum? Ninem gibi görünüyorum. Biraz daha seçeneğe ihtiyacım var. Dolap uygulamasını aç. Sevimli bir bluzla başlamalıyım. Çiçekli şeyleri seviyorum. Kesinlikle ona uygun sevimli bir de etek lazım. Peki ya saçlar? Şunu seçeyim. Ve şapşaldan bombaya, işte böyle dönüşülür. Neredeyse şunları unutuyordum. Bütün olay küçük detaylarda saklıdır, değil mi? Aa, şu açılara bak. O bir üçgenden bile havalı. Keşke benim matematik problemim olsaydı. Şu yüzüne bak. Acaba bugün beni fark eder mi? Oh, naber? İyi görünüyorsun. Rüyadarım herhalde. Biri beni çimdiklesin. Cidden buraya mı geliyor? Aa, tabii ki en iyiyle konuşuyor. Onun gibi bir kız kimin ilgisini çekmez ki? Metal rengi bir etek mi? Böyle bir şeyi hayatta giymem. Özellikle de bu vücutla. Öf. Of. Selam anne. Zor bir gün müydü? En azından gününü bunları katlayarak geçirmedin. Hadi canım, şunları kaldırıver ha. Sağ ol tatlım. Bugün gittikçe güzelleşiyor. Bir dakika. Nasıl daha havalı olacağımı biliyorum. Ah, bunlarla sonra ilgilenirim. Yapacak başka işlerim var.
Bu daha iyi. Şimdi şunu ilikleyelim. Şimdi önemli an geldi. Ama birkaç tane daha olsa daha iyi olur. Çok daha iyi. Ve üstüne de yeni biri gibi görünüyorum. Bayağı güzel oldu ha. Şimdi beni yine görmezden gelsin de görelim. Vay canına. Bu gerçekten Chloe mi? Ah, selam. Ne dersin, dersi kırıp sinemaya gidelim mi? Oo, bir dans yarışması daha ha. Oh, gitmemeliyim. Ya. O da ne? Dans dersleri mi? Aa, dualarım kabul oldu. Modaya uyma zamanı millet. Ve bir ve iki ve üç ve dört. Bam. Harikaydı. Görüşürüz. Aa, sana da merhaba. Dans mı etmek istiyorsun? Her şeyden çok. Şunu yapabilir misin? Ben pek sanmıyorum. Sadece öğrenmek istiyorum. Lütfen, lütfen. Öf, iyi peki. Kısa bir ders sadece. Peki, hadi. Bir, iki, bir, iki, üç, hadi. Kollar, ha tamam. Ay, ya ayaklar. Bu doğru mu? Hepsini birleştir ve dön. Aman tanrım, başardım. Pekala, bunun üzerine çalış. Ben yarışmaya gidiyorum. İşte sihirli figürler. Teşekkürler, teşekkürler. Buradan neredeyse hiçbir şey göremiyorum. Pekala, seyirciye odaklanma. Sadece hareketleri hatırla. Odaklan, dön. Gülümsemeyi unutma. Ah, çok iyi geçti. Vay canına, beni sevdiler. Gerçekten bayıldılar. Şunlara bak, neye gülüyorlar ki öyle? Bayağı eğleniyorlar ama. Bütün zamanımı sınava çalışarak geçirdim. İşte bu. Bu arkadaş kazanmamı sağlayacak. Harika olacak. Bu dikkatlerini çeker. Gelecek dönemdeki testin cevaplarını ister misiniz? Görüşürüz. Sende gerçekten cevaplar var mı? Bu harika. Ah, iyi. Çok sağ ol. Ver bakalım. Önce öpücük isterim. Öpücük mü? Buna inanamıyorum. Peki. Al bakalım. Ben hazırım. Yani öyle mi? Al bakalım. Bu gerçek bir öpücük değil ki. Daha ne açıklamalıyım? Şunu görüyor musun? Okusana. Merak etmeyin geldim. Ah, Kevin ne tatlı. Hayır, olmaz. Kıpırdama. Aa, kağıt. Şöyle katlıyorum. Şimdi bir fosforlu kalem lazım. Güzel. Şimdi bunu açınca asıl mesajımı görecek. İşte bunu masasına koymam için bir fırsat. Hey, bu da ne böyle? Bir tür not sanırım. Of, yine bir aşk notu. Düşündüğüm gibi Rosie'den. Aslında var ya, sanırım ondan hoşlanıyorum. Burası doğru sınıf mı? Evet, öyle görünüyor. Pekala, sınava girmeye hazırım. Bu sınavın içinden geçeceğim, beni kimse durduramaz. Şuraya oturayım. Ay, neredeyse devriliyordum. Böyle daha iyi. Eyvah, şunu koluma geri sokayım. Bir dakika, bunlar bu sınav için olan kopyalar mı?
Hayır, hayır, bunlar doğru kopya kağıtları değil. Of, nasıl yanlış kopya kağıtları getirdim ya. Bu çuval gibi sweatshirt'ü boşuna giymişim. Of, bu sınavdan kesin kalacağım. Ay, bu da neydi? Paket lastiği mi? Kim bana lastik fırlattı ki? Ay, pardon Eva, yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla demek. Al o zaman geri. Bir dakika. Aklıma dahice bir fikir geldi. Bu lastik ve su şişemi alayım. Lastiği geriyorum ve şişenin üstüne şöyle geçiriyorum. Şimdi de kalemimi alıyorum ve cevapları lastiğe yazıyorum. Sığması için küçücük yazmalıyım. Sınav başlamadan hepsini yazayım da. Bitti. Bütün formüller sığdı. Şimdi lastiği çıkarıyorum. Ve tekrar okumak istediğimde tek yapmam gereken şöyle genişletmek. Ama başka türlü kimse okuyamaz. Kimse bakmıyor. Kopya bileziğime bir göz atayım. Tamam. Şimdi sınavı kesin geçeceğim. Evet. Okuldan eve döndüm. Rahatlama vakti. Masanın üstündeki de ne? Bir yapılacak listesi mi? Şu işlere bak. Okulda da olsam bu kadar işim olur. Önce çiçekleri sulamam gerek. Sonra kediyi beslemem ve temizlik yapmam. Bunların hiçbirini yapmak istemiyorum. Aslında sonra yapayım. Daha iyi. Şimdi telefonumla zaman geçireceğim. Evet, nihayet oyunda seviye atladım. Ha, evet, yapılacaklar listesi. Öf. Eyvah. Bitki pek iyi görünmüyor. Olamaz, zavallı kedi. Evde daha beter halde. Her şey korkunç ve hepsi benim hatam. Hayır. Ah, uyandım. Of, ne berbat bir kabustu. Pekala, istedikleri yapmak için hala vaktim var. Hey, zamanı daha iyi kontrol edebilirim aslında. Duvardaki saati alıyorum. Ve renkli keçeli kalemlerle üstüne çizgiler çiziyorum. Bir saatin tamamını işaretledim. İçini de boyayayım ki daha rahat görünsün. Güzel, şimdi sıra diğer renklerde. Şimdi her dilime ne yapacağımı yazayım. 3 ile 4 arası çiçekleri sulayacağım. Artık saate bakar bakmaz ne yapmam gerektiğini göreceğim. Oldu, hepsini yazdım. Artık yapılacak işlerin hiçbirini unutmayacağım. Şimdi işin sonu gördüğüm kabustaki gibi olmayacak. Pekala, saat yine duvara dönüyorsun. Şimdi çiçekleri sulama zamanı. İşte böyle, pekala çocuklar. Bu pudra çok harika değil mi? Bütün gün yüzünde kalıyor. Hadi birlikte bir selfie çekelim. Şunlara bak, beni hiç taktıkları yok. Essie, Cheryl, artık yeter, hemen birbirinizden ayrılın. Olamaz, yanımdan ayrılmanı istemiyorum. Seni çok özleyeceğim Cheryl. Çok yakınız ama abi, o kadar da uzağız. Doğru olan bu. Buraya bir şeyler öğrenmek için geliyorsunuz. Pist pist. Ne? Ne var? Telefonlarımızı kullanarak birbirimizle konuşabiliriz. Aa, tamam, çok akıllıca. Dur, telefonumu çıkarayım. Orada dur bakalım. Sence ben bunu düşünemez miyim? Sana telefon falan yok. Seninkini de alıyorum, işte böyle. Telefonlarınızı dersen sonra alabilirsiniz. Şimdi derse devam. Ama gözüm üstünüzde. Pekala, o zaman bunu deneyelim. Bunu buruşturup top haline getireceğim. Cheryl, bu sana. Of, olamaz, çok uzağa gitti. Öğretmen bir şey gördü mü acaba? Görünüşe bakılırsa kitabını okuyor. Of, iyi kurtulduk. Pekala, o zaman başka bir şey denemem lazım. Hı-hı. Elimde bu plastik bardak var. Bunu baş aşağı çevirip altını kesiyorum. Şimdi bana bir balon lazım. Balonun ucunu böyle kesiyorum. Şimdi balonu açıp bardağın üstüne geçirebilirim. Süper. Artık küçük mesaj topumu deneyebilirim. Mesajı bardağın içine koyduktan sonra balonu geri çekip fırlatıyoruz. Vay canına, bu mesaj bana mı geldi? Açıp da yazılmış bir bakayım. Nasılsın? Ah, bana mesaj yollamış. Harika, işe yaradı. Ah, bu da ondan gelen cevap sanırım. Acaba mesajda ne diyor? Müdürün odasında görüşürüz. Mesaj topunun nasıl yapıldığını ben de biliyorum. Tahtaya ulaşmaya çalışıyorum işte. Ama problemi çözemeyecek kadar kısa boylu olmam benim suçum değil ki.
kalem kutumu almam lazım. Of, bu kadar kısa boylu olmaktan nefret ediyorum. Hiçbir yere ulaşamıyorum. Ah, burada bir şeyler okumaya çalıştığımı göremiyorlar mı? Pekala, işte geldi. Merhaba Esi. Ah, selam. Nasıl gidiyor? Vay canına, sen bayağı uzun boyluymuşsun. Yukarılara selam. Ben senden çok hoşlanıyorum. Seni öpmemde mahsur var mı? Hey, biraz daha eğilemez misin? Hadi ama, ben burada aşağıdayım. Peki, o zaman bu megafonu kullanayım. Hey, beni öpmen için daha fazla eğilmen lazım. Belki de sana bir şeyler çalmalıyım. Hiçbir işe yaramıyor. Bir saniye, burada renkli kalemler varmış. Bununla bir şeyler yapabilirim. Bana bir de parmak arası terlik lazım. Terliğin şeritlerini çıkarıyoruz. Şimdi biraz sıcak tutkal kullanmalıyım. Buraya ufak bir miktarda döküyorum. Sonra buraya bir kalem yapıştırıyoruz ve işlemi tekrarlıyoruz. Tamam, tabanı hallettik. Şimdi üstü ortaya bir kalem daha ekliyoruz. Şimdi bu ipi döndürüp buraya ilmik yapıyoruz. Tada! İşte karşınıza can alıcı yeni platform terlikler. Şimdi bunları giyip işe yarayıp yaramadığına bir bakalım. İşte bu! Şimdi sıra beklediğim öpücüğü almak için yaklaşmakta. Bir dakika. Of, şaka bu herhalde. O kadar da uzun sürmedi. Hey, uyan hadi. Her neyse, hepsini unutalım gitsin. Ne oldu? Uyandım işte. Evet, öpücük. İşte geliyor. Pekala, sanırım sana hala bir öpücük vermek istiyorum. Hadi, isimlerimizi yazmamız lazım buraya. Hey, bekle. İlk önce ben yazacağım. Çekin şuradan. Sıra bende. Çekin önümden. Of, her neyse. Zaten senin için kimse oy atmayacak. Görürsün sen. Kraliçe için adaylar yazılmış. Hadi gel, benimle birlikte adını yazdır. Peki, hadi bakalım. Belki de birimiz balo kraliçesi oluruz. Tamam, şimdi kalemimi çıkarayım. İşte burada. Artık yazmaya hazırım. Of, neler oluyor? Olamaz, kalemi yazmıyor. Bir dakika. Bir fikrim var. Çantamda bir muz var. Bir dakika, ama istediğim bu değildi. Tekrar deneyelim. İşte oldu. Bu sefer buldum. Evet. Bir dakika. Bu kesinlikle aradığım şey değildi. Vay canına kızma ama bu iş çok uzun sürdü. Evet biliyorum. Ben de o bölümün tamamını dün akşam seyretmiştim. Bu da neydi? Artık yeter. Bütün çantamı yere boşaltıyorum. Bir dakika. Bu bir meyve suyu kutusu mu? Bu aslında aklıma çok iyi bir fikir getirdi. Pekala, şimdi bu boş kutuyu alıp onu biraz kesiyorum. Bu şekilde tepesini aldıktan sonra makasla köşelerini kesiyorum. Kutunun köşesini en ucuna kadar kesiyorum. Sonra kutuyu tamamen açıp yaymak için aynı şeyi diğer köşelerine yapıyorum. Ama bunu hala meyve kutusuna benzemesini istemediğimden pembe kağıtla kaplıyorum. Şimdi bunu çevirip biraz tutkal sürüyorum. Bu kısımların hepsini güzelce tutkalla kaplayacağım. Çünkü şimdi bunun üstüne turuncu renkli kağıt şeridi yapıştırmak istiyorum. Şimdi sıra çok güçlü sıcak tutkalda. Çünkü diğer tutkal işimizi görmezdi. Bunun üstüne bir diğerini ekleyeceğim ama onu böyle döndüreceğim. Sıra daha fazla sıcak tutkal uygulamakta ama bu sefer bunu uçlarına yapıyoruz. Çok fazla olmasına gerek yok. Şimdi buralara bu küçük plastik parçayı ekliyoruz. Ve sonra bunun üstüne birkaç mıknatıslı şerit yapıştırıyoruz. Tada! İşte sana kalem ve diğer kalemlerini koyacağım bir şey yaptım. Not kağıtlarını buraya koyabiliriz. Bu mıknatıslar da ataşları tutar. Hepsini böyle yerleştirdiğimizde tekrar katlayabiliriz. İlk önce içerideki kutunun katlanması gerekiyor. Sonra dışarıdakini katlayabilirsin. Sonra bunun ucuna daha önce kestiğimiz kutunun başlığını takabiliriz. Hey, bak senin için ne yaptım. Bu nedir? Açayım mı bunu? Peki, vay canına, yok artık. Gördün mü, artık kalemlerini kolaylıkla bulabilirsin. O zaman şimdi ismini buraya yazabilirim. İşte oldu. İnsanlar ona nasıl ilgi gösteriyor şimdi. Vay canına, bu şimdiye kadar gördüğüm en harika okul malzeme kutusu. Suyu bir kasenin dibinde dondur. Buz küpünü kaseden çıkar. Şimdi boya takımını al. Sıra hayal gücünü konuşturmaya geldi. Doğrudan buz küpünü boya. Farklı renkte boyalar kullan. Buz eridikçe boyalar harekete geçecek ve yayılacak. Renkler birleşmeye başlayacak. Farklı boya katmanları oluşturmaya devam et. Bu aslında bayağı rahatlatıcı bir şey. Şahane bir etki yaratıyor. Sonunda ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Gördün mü?
Tamam, sanırım ödevi yapmaya başlamalıyım. Ha? Kalemimde ne oldu? Mürekkebi bitmiş, hep böyle oluyor. Sorun değil. Sofia, hey! Bir şey mi oldu Luna? Kalemim yazmıyor, bir kalem alabilir miyim? Elbette, eminim fazla bir kalemim vardır. Buralarda bir yerde olacaktı. Aa, o bir kalem değil. Ha, bir dakika. Ha? Elimi her attığımda bu mu çıkacak? Ha, ne çok şey var. Daha düzenli olmalıyım. Dur bakalım, aklıma bir fikir geldi. Eşyalarımı nasıl düzenli tutacağımı buldum. Önce şu lastiği klasörüme geçireyim. Birkaç lastik daha gerekecek. Artık her şeyi buraya koyabilirim. İçinde de yer var. Her şey tek bir yerde ve onları bulmak çok kolay. Güzel görünüyor değil mi? İşte kalemin. Ha? Ne? Ah evet, teşekkürler. Bu harika. Gördüğüm en güzel rüyaydı. Bu test çok sıkıcı. Şey, ben seviyorum. Sen tam bir ineksin. Belki biraz eğlenebilirim. Hey, çocuk gibi davranmayı kes. Bu soruyu sevdim. Buradan çıkmam lazım. Ah, bir dakika. Hey, buna ne dersin? Baksana. Bu kalemi koluma sürüyorum ve sonra biraz döndürüyorum. Kabul et, çok etkilendin. Oo, sen bir büyücüsün. Ben de yapayım. Ha, herhalde yanlış yaptım. Bir sihirbaz sırlarını asla açık etmez. Peki daha çok sürtünmesi gerekiyordur. İşte geliyor. Aa, yapamıyorum. Ah, buldum. Bunu çözmek için beynimi kullanabilirim. Aa, yer çekimini unutuyordum. Dünyanın dönüşünü de katarsak. Anladım. Bir daha deneyeyim. Ha, bu sihir değil. Her neyse. Ha. Aa, aa. Çocuklar konuşmayın. Affedersiniz. Yakalandın. Tüh. Sofia gözüm üzerinde. Ben ödevimi yapıyorum. Gördünüz mü? Bu sonu yaraydı. Bir dakika. Kalemime ne oldu? Galiba testten kalacağım. Ah, sonunda eve döndüm. Ne gündü ama. Hava çok kötü. Şu şemsiyeyi kapatsam iyi olacak. Aa, ışıklara ne oldu? Neyse ki el fenerim var. Belki sorunun ne olduğunu bulabilirim. Aa, bu hiç iyi değil. Bir daha olmasına izin veremem. Ama ne yapabilirim ki? Belki bu kola şişesini kullanabilirim. İşe koyulma zamanı. Bu tüyo için sana boş bir gazoz şişesi lazım. Tamam, hadi başlayalım. Şişenin üst ve alt kısımlarını çıkar. Aynısını ikinci şişeye de yap. Şişenin birini diğerinin içine koy. Sonra içlerine daha küçük bir şişe koy. Bu yağmurlu günlerde çok işe yarayacak. Aa, selam Sofia. Selam, hava nasıl da öyle? Yağmur dinmedi. Hayır, yapma. Ha? Ne oldu? Bunu kullanmalısın. Şişeleri şemsiyeye geçir, suyun yere damlamasını engelleyecek. Su en alttaki şişede toplanacak. İşte buyur. Vay canına, bu çok kullanışlı. Dikkat et. Ah, üzgünüm. Ben gidip yine bir el feneri alayım. Saçımı beğendin mi? Daha dün yaptırdım. Kırmızı dudaklarını da beğendim. Beni öpecek mi? Ah, hemen rujumu tazelemeliyim. Yarın görüşürüz o zaman. Ah! Hey, ne kadar güzelsin. Selam. Öğle yemeğine birlikte gidelim mi? Ama ben sanmıştım ki sen neredeyse beni. Bir saat daha ve işim bitecek. Of, bu çalma listesi yıkılıyor. Evet, paspas yapıyorum bebeğim. Teşekkürler. Aha, çok güzel. Sırada kim var? Merhaba. Elbise güzelmiş değil mi? Peki ya şarkı söyleyebiliyor mu?
Ah, etkilenmedim. Aman, gökten para yağması ne alaka? Ah, ne zevksizlik. Bu şarkı ne kadar sürüyor ya? Bitince uyandır. Hey, arkasındaki de kim? Aa! Oh, Hademe değil mi? Ya bu gerçek sesi mi? Bayağı havalıymış ha. Oh, muhteşem. Aa, ben gideyim. Oh, sakın kıpırdama. Ne? Yarışmada mıyım? Ben mi? Balonun kraliçesi mi? Yarışma bitmiştir. Bu taç senin için yapılmış. Tebrikler. Bu gerçek yeteneği dinlememizin zamanı gelmiş demek. Eldivenleri görmeyin. Bu kız kendini ne sanıyor? O taç benim başımda olmalıydı. Işıldamalıyım. Hey Betty, hadi sinemaya yetişelim. Yeni arabanı alabilir miyiz? Selam Mickey. Kot ceketine bayıldım. Teşekkürler. Ah, kimyaya gitmeliyim. Biz neciyiz burada ya? Boyalarım. Boş bir tuval. Bu harika olacak. Bakalım Thomas kot ceketini bundan sonra da beğenecek mi? Acele etmeliyim. Kimse giysilerine leke olmasını sevmez. Hardal bulaşmış gibi oldu. Evet. Ceketinde bir şey var. Ah, olamaz. O kadar da dikkat ederim her zaman. Merak etme, kimse fark etmez. Tüh. Ama bunu düzeltebilirim. Giysinde bir leke mi var? O zaman benzersiz bir şey yapmak için hayal gücünü kullan. Eline plastik eldiven giyip eldiveni boya. Sonra kumaşa bastır. Şu eğlenceli renklere bak. Biraz da boya sıçratmak eğlenceli bir hava katar. İşte bitti. Evet, işte kötü bir durumu en iyi şekilde kurtardım. Vay canına, bunu paylaşmalıyım. Tasarımın viral olacak. Ne oluyor orada öyle? Ceketi niye bu kadar sevimli olmuş? Ah, bu ders berbat. Çok sıkıcı. Keşke eve dönme vakti olsaydı. Pekala, kendi problemi çözebilir. Ben, ah, beni seçin. Beni. Oh, çok şanslısın. Bunu yapabilirsin. Ah, bunu nasıl kafadan hesaplayacağım? Hey, şşt, bana yardım etsene. Öf, peki. Bunu atınca tam isabet ettirmeliyim. Kalemleri. Kalemlere nişan al. Ay, ah, ne oldu öyle? Bunun sorumlusu ikinizden biri mi acaba? Şunları toplayayım en iyisi. Evet, işe yaradı. Pekala, işte geliyorum. Çabuk yer değiştirelim. Öğretmenin dikkati hala başka yerde. Pekala, görünüşümü değiştirmeliyim. Saçımdaki lastikleri de çıkartayım. Pekala, görüntü iyi. Şimdi tavrımı da benzetmeliyim. Ah, tamam, bu son kalemde. Şu denklemi çözmeyi düşünüyor musun? Oh, iyi peki. İlk sayı 2. O zaman 2 çizgi çiziyorum. İkinci sayı 1. Bir çizgi daha ekliyorum. Sonra 3 için diğer yönde 3 çizgi. Ve 2 için de 2 çizgi. Şimdi eğrileri çiziyorum. İşte böyle. Sıra noktalarda. Çizgilerin her kesişme yerinde bir nokta. Burada 6 nokta görünüyor. Orta bölümde 7 nokta var. Bu kısımda da 2 nokta. Bitti. Şimdi sayıları birleştirmek yeter. Cevap 672. Bitti. Çok kolaydı. Bir bakalım. Bir dakika. Bunu sen mi çözdün? Aha, çok iyi. Aferin. Pekala. Bu soruyu çözmek için yarışacaksınız. Aa, kesinlikle ben kazanacağım. Göreceğiz. 3 ve başla. Şuna bak, nasıl da sıkı çalışıyor. Bir dakika, o yarışmıyor mu?
Aman bana ne, ben de kazanırım o zaman. Şimdi ne yapıyor? Tırnaklarını mı törpülüyor? Fena halde saçma. Artık işi ciddiye almaya başladı mı biraz? Kahve mi? Onu nereden buldu? Bir de çikolata mı? Öğle yemeği falan da yesin bari. Ah pekala, ben hala devam edeceğim. Bitirdim. Ne? Olamaz. Bu nasıl mümkün olabilir? Ama daha da iklimi çözmedim. Oh, sıkı çalışıyor ama ben aklımı çalıştırmayı tercih ederim. İlk sayıları yukarıya yazıyorum. İkinciyi de yana. Pekala. 3 kere 7, 21. Onu şöyle köşeye yazıyorum. Tamam, sıradaki 7 kere 1. Bu kolaydı. 7. Bunun yeri ortadaki kutu. Son olarak 4 kere 7. Bu da tabii ki 28 eder. Son kutuya yazıyorum. İlk sayı 2. Sonra 2 kutuyu birleştiriyorum. Bu 1 ediyor. Sıra sonraki kutuda. 7+2=9 eder. Onu şuraya yazıyorum. Son sayı olan 8'i de aşağı yazıyorum. İşte cevap. 21.98. Çözüldü. Tamam, işte bana bu kalem lazım. Pekala, yazmaya başlıyorum. Ah, Kevin'in saçları ne güzel. Kendisi de çok tatlı ve sevimli. Bütün gün ona bakabilirim. Amanın, hayal görüyormuşum sanırım. Olamaz, hayır hayır hayır. Her yeri onun ismi ve kalplerle dolmuş. Pekala, işte silecek. Aa, çıkmıyor, silemiyorum. Sanırım yanlış keçeli kalemi kullanmışım. Ah, işte bir bardak su işime yarar. Büyük bir yudum alıyorum. Pekala, şimdi hazırım. Şimdi ovalamaya başlayayım. Hadi 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 ama, hadi silinsene. O yarar yok. Bu da işe yaramadı. Ben ne yapacağım şimdi? Bunu görürlerse sonsuza dek utanç içinde kalırım. Ha? Orada ne oluyor öyle? Aa, evet, üzgünüm ama çıkaramadım. Merak etme, işe yarayacak bir taktik biliyorum. Ama bunun için şu tahta kalemi gerekli. Çıkmaz kalemle yazdığın yazının tamamını beyaz tahta kalemiyle yeniden kapla. Tüm çizgiler kaplanmalı. Pekala, izliyor musun? Şimdi silecekle siliyoruz. Bak, hepsi çıktı. Ovalamak da gerekmiyor. Tada! Artık tahtamızda kalıcı olarak Kevin yazmayacak. Oh, böyle çok daha iyi. Ah, aman tanrım, işte Kevin geldi. Oh, ucuz kurtulmuşum. Merak etme, benden laf çıkmaz. Bu kurşun kalemin olabildiğince sivri olmasını istiyorum. Ay, hapşıracağım. Hey, acaba hapşırıyor? Pardon. Çok üzgünüm. Ama çok kalem acı. Öf, şimdi kendimi kötü hissettim. Bir dakika. Sanırım bu işe yarar. Evet, çözüm kesinlikle bu. Bir daha olmayacak. Pekala, bir tik tak kutum var. Şekerleri ve kapağını çıkarıyorum. Kalem tıraş tam şuraya sığıyor. Kapağı tekrar takıyorum. Artık kalemimi ortalığı batırmadan açabilirim. Şimdi güvenli bir şekilde bir şey sorabilir miyim? Evet, bir çözüm buldum bak. Ha canına, bu gerçekten zekiceydi. Ah, bunları saklamam lazım. Aa, buldum. Wendy, hemen buraya gel. Kuralları biliyorsun, okulda atıştırmalıklar yasak. Ha, buralarda bir yerde biliyorum. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Hmm,
Belki de saklanabilirsin. Ama bu iş daha bitmedi. Gitti mi? Böylesine sinsi olduğum için A almalıyım. İlginç, anladım. Aa, çok zeki ve hoş bir çocuk. Aa, bu senin için. Aa, belki beni ararsın. Aa, ne? Aa, sen ciddi misin? Aa, hiç işim olmaz. Ne? Aa, bir sorun mu var? Makyaj yüzünden kendini çok özel sanıyor. Bu büyük haksızlık. Halbuki okulda makyajlı dolaşamaz. Sanırım ders için her şey yanımda. Yoğun bir ders olacak. Oh, dikkatli ol. Nereye gittiğine dikkat eder misin? Bak ne yaptın. Kazara oldu, üzgünüm. Of, o zaman ergenleri. Hah, bu da nedir? Bu benim değil. Aa, ama şimdi oldu. Nefis limonata ve çikolatalar burada. Selam, sana ne verebilirim? Bir çikolata da bilir miyim lütfen? Tabii ki, ama bedava olmaz. Ah evet, tabii ki. Aa, bir saniye. Aa, paramı düşürmüş olmalıyım. Of, günüm giderek berbatlaşıyor. Para yoksa çikolata da yok. Üzgünüm, şimdi ilerle. Niye böyle şeyler hep benim başıma geliyor? Biraz kafamı dağıtmam lazım. Hey, sen ne yapıyorsun? Umarım bunları sonra toplarsın. Annem odayı dağınık görürse çıldırır. Bir saniye, sanırım bir fikrim var. Evet, bu işe yarayabilir. Bunları ödünç almam gerekiyor. Köpükten bir ayak izi kesiyorum. Farklı renkler kullanıyoruz. Şimdi her parçayı üst üste koyup birbirine yapıştıracağız. Şimdi bize biraz tutkal tabancası lazım. En üst parçaya tutkal sürüyoruz ve üstüne terliğimizi yerleştiriyoruz. Sonra tutkalın kurumasını bekliyoruz. Ortadaki katmanlardan birini kesip içine bu kutuyu sokuyoruz. İşte paramızı saklayabileceğimiz harika bir zula. Yani paramı hiç kaybetmeyeceğim. Aa, geri geldin demek. Umarım bu sefer param vardır. Merak etme, var. Bekle, paramı yerinden çıkarayım. Oo, yeşil en sevdiğim renktir. İşte çikolatan. Okulda her şeyin bir kuralı olmalı. Bu çocukları terbiye etmemiz gerekiyor, özellikle de Mindy'yi. Ah, merhaba. Hayır, uzak dur. Sen etraftayken geriliyorum. Aa, size bir şey vereceğim. Sizden bu şekilde özür dilemek istiyorum. Umarım atıştırmalıkları seviyorsunuzdur. Buyurun. Gerçekten mi? Bu benim mi şimdi? Belki o kadar da kötü bir çocuk değilsindir. Ah, daha sonra beraber takılabilir miyiz ha? Hey, ben geri geldim. Ay, oh, amanın. Terliklerin ne güzelmiş. Rengarenkler. Güzel görünüyor gerçekten. Bunların terlik olmasının yanında başka bir işlevi de var. Buna ne diyorsunuz? İhtiyacım olan her şeyi burada taşıyorum. Dudak parlatıcım da buna dahil. Dudak parlatıcısına ne zaman ihtiyacınız olacağını hiç bilemezsiniz. Bu en sevdiğim renk. Oo, güzel görünüyorsun Mindy. Aa, bunu söylemen çok şeker. Ben ciddiyim. Daha sonra birlikte takılalım mı? Film falan izleriz belki. Ah, tamam, olur. Numaram sende var değil mi? Pekala çocuklar, test zamanı. Şimdi kopya kağıtlarınızı verin bakalım. Pekala, ver şu kopyanı. Hiç saklamaya çalışma. Of, peki. İşte burada. Öğretmen bu tarafa doğru geliyor. Bir dakika, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Kopyalarımı saklamam lazım. Küpemi kullanıp telefonumun şu ufak sim kartı bölümünü çıkaracağım. Bu ufacık kopya kağıdında denklemler yazılı. Bunu katlayıp iyice ufaltıyorum. Şimdi bunu gizlemek için telefonun içindeki bu bölüme sokuyorum. Tamamdır, şimdi telefonum yanında dururken bu testi yapmaya hazırım. Pekala, telefonunu ver bakalım. Bir kontrol etmem lazım. Sorun yok gibi, al bakalım. Tamam, artık gittiğine göre telefonun sim kartı bölümünü tekrar açabilirim. Çok da akıllıyım. Artık kullanabileceğim kopya kağıdım tam önümde. Ben müthiş bir dahiyim. Ormanda ne çok ağaç var. Ah, saat kaç? Aman tanrım. Bir bakalım, herkes derse başlamaya hazır mı? Aa, pek öyle gözükmüyor. Pekala, artık başlamanın zamanı geldi. Burada kullanmanız için birkaç belgel var. Sizden tahtadakilerin aynısını çizmenizi istiyorum. Pekala, tahtaya kalkıp birini alın. Artık işe koyulalım. Uf, olamaz. Sınıfta böyle bir çalışma yaptığımıza inanamıyorum. Herkes bir tane alsın ve dediğimi yapsın. Hey, bir dakika. Bana kalmamış. Ne? Bu da nedir? Yine uyuyamı kalmış. Ben şimdi ne yapacağım? Çok kötü bir durum. Buna nasıl bir çözüm bulabilirim? Şimdi nasıl daire çizeceğim ben? Elimde sadece bir cetvel var. Anlayamıyorum. Bu nasıl çalışıyor?
Bu aptal şey hiç işe yaramıyor. Bununla daire bile çizemiyorum. Nasıl yani? Jack'in pergeli var ama onunla ne yapacağını bile bilmiyor. Bu çok sinir bozucu. Bunu kullanmak başlı başına bir sorun. Of, bundan nefret ettim. Vay canına, o da bayağı zorlanıyor. Hey, ben ne yapacağımı biliyorum. Bunu iyice açacağım ve işte oldu. Başardım. Tamam, belki bu cetvelle bir şeyler yapabilirim. Belki böyle bir şey çizebilirim. Aa, hayır olmadı. Bu işe yaramadı. Belki bunu hiç cetvel kullanmadan yapabilirim. Yok, bu da olmuyor. Hadi ama cetvel, yardımı lazım. Ha? Aa, galiba ne yapacağımı biliyorum. Cetveli 2 santimlik aralıklarla sonuna kadar işaretleyeceğim. Harika. Şimdi bu noktaların hepsinin üstünü delmek istiyorum. Süper, artık bir denemeye hazırız. Cetveli masaya yerleştirip ortadaki deliğe kalemi sokuyorum. Ve böyle çeviriyorum. Böyle devam edip çizimi bitiriyorum. İşte oldu. Çok işe yaradı. Aman tanrım, harika bir daire çizmişsin. Bir dakika. Bana pergelimi geri mi getiriyorsunuz? Aman ne güzel. Of, bu çok kötü. Bunu çalışmaktan nefret ediyorum. Bu denklemlerin bazılarını hiç anlamıyorum. Pes ediyorum. Bu işte hiç iyi değilim maalesef. Bu nedir? Bunlar içi dolgulu oyuncaklar. Benimle oynamak ister misin? Üzgünüm, yapamam. Ders çalışıp ev ödevimi bitirmem lazım. Ama şu an keşke yatabilsem. Çok yoruldum. Ups. Of. Kafamı tutamıyorum. Ama bunların bir kısmını halletmem lazım. Ne? Neler oluyor? Ben neredeyim? Bu gördüğüm en feci test. Ders çalışırken uyuyakalmışım. Testten kırı kalacağım. Ne? Günaydın. Balonumu sevdin mi? Benimle oynamak ister misin? Bak, uçup gitmesin diye balonuma kurdele bağladım. Hey, belki bununla bir şeyler yapabilirim. Şimdi elimde bu balon olduğuna göre bunun üstüne gazlı kalemle denklemleri yazıyorum. Sonra balonu söndürüyorum. Güzel, yazı minnacık oldu. Şimdi yazının üstüne bir bant parçası yapıştırıyorum. Balonu hiç sarsmadan tutup bantı dikkatlice yerinden çıkarıyorum. Son olarak bantı tırnağıma yapıştırıyorum. Tırnağıma neredeyse tam uydu. Pekala, artık sıra bu denklemler sayesinde matematik testini başarıyla geçmekte. Kimse bir şey fark etmedi, çok akıllıyım. Kopya falan var mı diye bir bakayım. Kopya kağıdın var mı senin bakayım? Pekala, şimdi daha yakından bakayım. Bana fener lazım. Hey, bana dön ve ağzını kocaman aç. Tamam, sorun yok. Kopya çekmediğin için aferin sana. Uf, az kalsın yakalanıyordum. Ama ben bu işin ustasıyım. Bu sınıfa yiyecek içecek sokmak yasak. Ah, insanlar amma çok yiyeceği çöpe atmak zorunda kalmış. Of ya, atıştırmalıklarımın yakalandığına inanamıyorum. Sanırım bunları da diğerleri gibi çöpe atmak zorundayım. Dur bir dakika, yapma. İçeri nasıl gizlice yiyecek sokabileceğini biliyorum. Ha, sen neden bahsediyorsun? Ay, anlamadın tabii. Dur göstereyim. Yakına gel de sana nasıl yapacağımı anlatayım. Öncelikle şu ıslak mendil paketinden lazım. Tabii bütün mendilleri çıkarmalısın. Sonra tek yapman gereken atıştırmalıkları içine doldurmak. Ben de oraya sakladım. Sıra kadar doldur. Ve işte bu kadar. Kapağını da kapat. Afiyet olsun. Tamam, hadi gizlediğimiz yiyeceklerle sınıfa girelim. Bazen bu derste acayip sıkıcı oluyor. Şimdi mükemmel bir daire çizeceğiz. Mükemmel bir daire mi? Sorun değil. Zavallı Eva, bak bende ne var? Bir pergel. İyi, bende de bu var. Yani bu. Yani şu plastik tavuk demek istedim. Öf, bunların hiçbiri daire çizmeme yardımcı olmaz. Çizmeme başlasam iyi olur. Şuna bak, mükemmel. Tam bizden istendiği gibi. Tam bizden istendiği gibi. Ne gıcık. Ama haklı, benim dairem berbat. Sonuçta isteyenin bir yüzü kara. Pergelini biraz alabilir miyim? Sen mi? Asla. Bu pergel sadece bana ait. Buralarda işime yarayacak bir şeyler olmalı. Hey, bir dakika, ataşlar. Bunlarla pergel yapabilirim. Pekala, bir kalemi ataşın ucuna yerleştiriyorum. Diğeriyle de daire çiziyorum. Ah, bak çok da güzel oldu. Aklım varsa pergele de gerek var. Ne? O daireyi pergelsiz nasıl çizdin? İnanamıyorum, bu haksızlık. Ah, olamaz. Pergelim kırıldı.
Ey ağlama, tek ihtiyacın olan bir ataş ve bir kalem. Ah peki, sağ ol. Şu çizgiler boyunca dikkatlice keseyim. Aa, bu da neydi? Biri bana golf topu attı. Niye hep etrafımda bir şeyler uçuşuyor? Ay pardon Eva, biraz golf oynuyordum. Şaka mı bu? Burada ders yapıyoruz. Of ya, makasım da kırılmış. Senin yüzünden. Şimdi resmimi nasıl keseceğim? Oo, aslında bu cetveller beni kurtarabilir. Evet, fikrimi uygulayabilirim. İşe yarıyor. Gerçekten de yaradığına inanamıyorum. İki cetvelim varken makasa ne gerek var? İşte oldu. Teşekkürler cetveller. Günümü kurtardınız. Sınav için geldim. Bir dakika. Sen ne giymişsin öyle? Olmaz. Kıyafet kuralına katiyen uygun değil. Hemen bir ölçeyim. Evet, haklıymışım. Elbisen fazla kısa. Uygun şekilde giyinene kadar sınava giremezsin. Elinde şerit metre var diye kendini bir şey sanıyor. Aslında onu gününü göstereceğim. İzninizle elbisemi düzelteyim. Çıkarıyorum ve bacağımı şuradan geçiriyorum. Bakın, artık elbise değil pantolon. Ne? Bunu nasıl yaptı? Benim elbisem de pantolona dönüşür mü acaba? Tüh, çizimde hata yaptım. Silgi de iyi silmiyor. Hadi sene, sadece şu çizgiyi silmeliyim. Olamaz, kağıdı deldim ya. Aptal silgi her şeyi mahvetti. Bir yerlerde daha iyi bir silgi olmalı. Şş, Eva! Hey Eva! Bana verecek bir silgin var mı? Hayır, ama işine yararsa bunu alabilirsin. Ne? Bu nasıl işime yarasın ki? Hey, bir dakika. Belki bunu işime yarar hale getirebilirim. Tamam, bir silgi alıyorum. Sonra kenarları yuvarlanana kadar bastırarak yuvarlıyorum. Evet, harika. Şimdi rujun kabını alıyorum. İçindeki ruju çıkaracak bir şey de lazım. Bunun için dudak parlatıcısı kabı da kullanılabilir. Tamam, kalan rujun hepsini çıkardım. Şimdi kabın içine silgiyi yerleştiriyorum. Artık istediğim kadarını çıkarıp kullanabilirim. Ben bir dahiyim. Bu harika olacak. Bak, ne rahat siliniyor. Ve kapatıp kaldırabilirim. Harika, şimdi çizmeme geri döneyim. E işte yine başlıyoruz. Ben buradayken herkes sınıfa giremez. Dur bakalım orada. Kim olduğumu biliyorsun değil mi? Babam bunu duymaktan hiç memnun olmayacak. Tamam, gir hadi. Heh, sağ ol. Heh, bu sadece cep harçlığı. En iyisi bırakayım kalsın. Ah, zengin çocukları. Şu güvenlik görevlisi çok korkutucu. Beni çok geriyor bu kadın. Pekala, işte giriyoruz. Evet evet, bunu yapabilirim. Sadece doğal davran. Kımıldama. Aa, o şey güvenli mi? Öyle olacağını biliyordum. Olmaz, sen içeri giremezsin. Hadi git buradan, sen fakirsin. Ama bu kadar kaba olmana gerek yoktu. Aa, bu da ne? Aa! Aa, canım çok yandı. Neyin üstüne düştüm ben? Aa, bunlar elmas falan mı? Vay canına, bunlar bildiğin elmas. Ben de farklı bir şeyler görüyor musun? Belki biraz. Işıltıya ne dersin? Aa, şimdi girebilir miyim? Tarayıcı karar versin ona. Bence bu sefer olacak. Ha? Bu sefer zengin diyorsun. Aa, hiç anlamadım bu işi. Ama tarayıcı yalan söylemez. Hadi gir içeri. Gerçekten mi? Şey, elbette. Derse hazırlansam iyi olacak. Defterimi çıkarayım. Acaba bugün neler öğreneceğiz? Umarım ilginç bir şeyler olur. Güzel, tam zamanında gelmişim. Jetim yakıt ikmali için durmak zorunda kaldı da. Bir an evvel başlayabilir miyiz? Yemeğe rezervasyonum var da. Vay canına, şu deftere bak. Ha, biliyorum, çok özel bir şeydir. Ama sen bir de bunu gör. Ay yok, artık olamaz. Telefonuma ne diyorsun?
Gördüklerime inanamıyorum. Ha, buna dokunmak istiyorum. Hayır, olmaz işte. Çok harika değil mi? İçimden şunu yapıştırmak geldi şu an. Defterime yapıştırayım şunu. Harika görünüyor. Sorun yok, istersen kıskanabilirsin. Benim defterim çok sıkıcı. Benim hiç özel bir şeyim yok. Of, hayat çok acımasız. Bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Bu resimleri keserek başlıyorum. Bunu yapmak karnımı acıktırdı. İşte bu da sonuncusu. Ama hala yapmamız gereken şeyler var. Tarife uymak gerektiğini biliyordum. İşte geliyorum. Siz bana aldırmayın. Sadece doğru şeyi bulmak istiyorum. İşte aradığım şey bu. Hayır, kruvasan değil. Bana bu pişirme kağıdı lazım. Şöyle çaktırmadan alayım. Beni görmemesi lazım. İşte aşırma diye ben buna derim. Az bir şey kaldı. Pişirme kağıdını kareler halinde kesiyoruz. Resimleri üst üste yerleştirip bantlıyoruz. Bantı kırıştırmamak için dikkatle yapıştırıyoruz. Şimdi resimleri kesiyoruz. Bunu yaparken hiç acele etmiyoruz. Resimleri ana hatlarını takip ederek kesiyoruz. Güzel oldu bence. Pişirme kağıdını ayırıp resim defterimize yapıştırabiliriz. Güzel görünüyor. Diğerlerine de aynısını yapıyoruz. Vay canına, şimdiden çok daha güzel oldu. Pizzayı da unutmuyoruz. Hey Alex, şuna bak. Ne? Renkler, resimler. Müthiş, bayıldım buna. Ben de öyle söylemeni umuyordum. Bu yemek ne böyle? Merhaba, şundan bir kase alayım. Aşçılık okuluna bunun için mi gittim ben? Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ben buna yeşil şey diyorum. Al bakalım. Biraz yapışkan sanki. Bir dakika. Tamam, acele etmene gerek yok. Kepçemden ayrılmıyor. Kimin kaseye ihtiyacı var ki zaten? İşte oldu. Hadi afiyet olsun. Şuna bak. Bedava yemek. Bunu yememin imkanı yok. Dışarıdan sipariş vereceğim. Bu güzel görünüyor. Topaklar ekstradan lezzet katıyor. Nefis. Yemek için sabırsızlanıyorum. Çok iğrenç bir şey. Bunu nasıl yiyebiliyor? Uşak. İşte bu güzel. Teşekkürler. Hayatta hep güzel şeyleri tercih etmişimdir. Ve bu konuda taze sushi'den daha iyisi olamaz. Çok lezzetli görünüyor. Ağzım sulandı resmen. Bir dakika. Bu vızıltı da ne? Bu bir sinek. Üstelik sushi'min üstünde. Ne yapacağım ben şimdi? Yemeğim mahvoldu. Şimdi çıkaracağım. Bu kadar da önemli bir şey değil ya. Bu sadece bir sinek. Hey Alex, bunu yiyebilir miyim? Tabii, nasıl istersen. Umarım birazdan iyi olursun. Hadi uç şuradan sinek. Nefis. Evet, çok güzel. Bugün sınav günü. İçimde iyi bir his var. Sen tam bir ineksin. Şanslı cetvelimi aldım. Şanslı cetvelimi ne? Ders çalışmam gerektiğini biliyordum. Seni uyarmaya çalıştım. Hazırlansam iyi olacak. Başlayabilirsiniz. Yazım olan her şey burada. Cetvelimde tüm cevaplar var. Bu sınavı geçeceğim. Çok da kolay olacak. Ders çalışmaya gerek var ki ya. Hey, bunu nasıl yaptın? Kimseye söyleyemezsin. Cetvel al ve onları yan yana koy. Sonra onları bir bantla yapıştır. Bu bant menteşe görevi görecek. Sonra üzerine çift taraflı bant yapıştırıyorum. İyice düzeltiyorum. Arkasındaki kağıdı çıkartıyorum. Cevapları banta yapıştıracağım. Geriye sadece cetvelleri katlamak kalıyor. Kimse anlamayacak. Çok zekice değil mi? Vay canına, çok sinsiceymiş. Zaman akıyor kızlar. Bir dakika. Neredeyse unutuyordum. Çantamda bir kopya kağıdı var. Neden paniğe kapılıyorum ki? Gerçi onu saklamam gerekiyor. Ne yapacağımı buldum. Bu çubuk yapıştırıcıyı tırnağıma süreceğim. Bu yapıştırıcıyla kopya kağıdını tırnağıma yapıştıracağım. Ben bir dahiyim. Vay canına. Çok şık ve bilgilendirici. Tamam, sıra A almaya geldi. İşte ben de bunu arıyordum. Asla aklıma gelmezdi. Bayağı iyi gidiyor. Claire, ne yapıyorsun? Ben mi? Hiçbir şey. Tamam ama gözüm üzerinde. Tamam canım. Sanki bu beni endişelendirecekmiş gibi. Nanik. Neredeyse bitirdim. Tırnaklar olmasa kesinlikle sınıfta kalırdım.
çok beğendim Claire. Şşş, odaklanmam gerekiyor. Bunu her sınavda yapmalıyım. Hayatı bayağı kolaylaştırıyor. Ha? Aha, bu da ne? Oh, hayır, olamaz. Kopyacı! Bir kopyacı var! Eyvah, sakin ol. Peki, burada ne varmış bakalım. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Kuralları biliyorsun. Sınıfımda kopya çekilmesine müsamaha gösteremem. Ne? Bunu daha önce hiç görmemiştim. Hayal kırıklığına uğradım Claire. Tamam, beni yakaladınız. Ver şunları bana. Bazen gerçekten çok kötü olduğunuzu biliyorsunuz değil mi? Bu dersten kalacaksın. Ne şaşırdım ama. Bunu nasıl yapabildin? Kopya çekenler tek bir şeyi hak eder. F eksi almayı. Bu senin suçun. F eksi mi? F'yi kabul ederdim ama eksiği hayır. Bu kesinlikle adil değil. Ne yapıyorsun? Aa, F mi dedim ben? A demek istemiştim. Ah, ama hala eksi görüyorum orada. Onu değiştirin. Tüh, benim hatam. Şimdi mutlu musun? Tebrikler Claire. Tüm sıkı çalışmalarımın karşılığını aldım. Ciddi bir öfke sorunun var senin. Hey, ben geçtim. Bunun için yeterince para almıyorum. Bunca çalışma beni susattı. Şu iyi gider. Ay, bu şişe niye açılmıyor? Şimdi susuzluğumu nasıl gidereceğim? Hey, Jennifer. Ah, ne istiyorsun? Bunu açamıyorum. Sen bir dener misin? İğrenç, benden uzak tut şunu. Aa, pardon. Hey Kate, ver ben açayım. Gerçekten mi? Aman tanrım, teşekkürler. Al bakalım. Çok teşekkürler Matt. Çok teşekkür ederim Matt. Tam da buna ihtiyacım varmış. Ona yardım ettiğine inanamıyorum. Şuna bak, nasıl içiyor. Bir dakika. Bu bana harika bir fikir verdi. Oh, çok iyiydi. Şişe yatayım en iyisi. Fırsat bu fırsat. Telefonumu hazır edeyim. Harika. Çok iyi yakaladım. İşte oldu. Evet, harika olacak. Şunu biraz değiştirelim. Evet, harika. Bitti. Şimdi herkese göndereyim. Alan var mı? Aa, mesaj gelmiş. Aa, zavallı Kate. Hey, bu da ne? Aman tanrım, bu Kate. Bak orada. Ha? Neler oluyor? Neden herkes bana gülüyor? Telefonuna baksana Kate. Telefonumda ne varmış? Bir video. Aa, bu benim. Ne? Ben onu çöpten almadım ki. Onu çöpe attım. Video tersine oynatılmış. Herkes çöp yediğimi sanıyor. Ah, evet, haklısın. Gerçekten komikmiş. Pekala, giysilerimi giydim. Ayakkabılarımı da şuraya koyayım. Bu spor giysimi çok seviyorum. Aa, selam Jennifer. Selam. Kate mi? Neyse adın. Bir dakika, şunlar da ne? Olamaz, ayakkabıları benimle aynı. Bunlardan sadece bende vardı. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Evet, bu işe yarar. Gizlice yaklaşayım. Ayakkabıları kaptım, şimdi saklayayım. Şuraya attım. Gör gününü kopyacı Kate. Hey, ayakkabılarım nerede? Şuradalardı. Jennifer, ayakkabılarımı ne yaptın? Hep bana kötülük ediyor. Ne yapacağım ben şimdi? Spor salonuna yalın ayak gidemem ki. Hey, şu balonlar bana iyi bir fikir verdi. Gel bakayım balon.
Pekala, başka ne olabilir? Benden daha iyi değilsin Jen. Ayakkabı sorunumu çözme zamanı. Yere koyup üzerine basıyorum. Bütün hava boşalınca şu kısmı içine sokuyorum. Güzel, sıra öbüründe. Ve bitti. Sanki babet giymişim gibi görünüyor. Tamam, şimdi spor salonuna gitmeye hazırım işte. Kate ne giymiş öyle? Ama tanrım, ayağındakiler ne öyle? Sanırım balon. Bu bütün gün gördüğüm en komik şey. İstediğiniz kadar gülün, umurumda değil. Buraya spor için geldim, hava atmak için değil. Selam Matt, yeni bilekliğin bu mu? Sana çok yakışmış, bayağı sıkı çalışıyorsun. Şunun birkaç resmini çekeyim. Kate ne yapıyor orada? Matt'in resimlerini mi çekiyor? Oo, kendini kurnaz sanıyor. Ver bakayım şunu bana. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Oh, hayır, ona gösterecek. Matt, bak Kate telefonuyla ne yapıyormuş. Bir dakika, bu da ne? Selfie mi? Oh, neyse, yanlışlıkla çektiğim selfie beni kurtardı. Jennifer, ne olmuş yani, anlamadım. Ayrıca Kate'e telefonunu versen mi artık? Of, peki. Al telefonunu Kate. Jennifer bana karşı hep böyle kötü. Ama bu sefer haklıydı. Yine de bu benim küçük sırrım olacak. Sanki telefonuyla senin resimlerini çekiyor gibi görünüyordu. Jen, yeter artık, gidip onunla konuşacağım. Hey Kate, Jen telefonunu aldığı için üzgünüm. Benim resimlerimi çektiğini sanmış. Benim resimlerimi çekiyormuşsun. Biliyorum, çok üzgünüm. Sorun değil, bak gerçekten. Dur, sana bir şey göstereceğim. Bu da benim telefonumun duvar kağıdı. Oh, bu benim. Senin telefonun da hem de. Aman tanrım, burası sıcak mı oldu ne? Ah, zil çaldı. Spor dersi bitti. Sınıfa kadar birlikte gidelim mi? Evet, harika olur. Şimdi ne oldu yani? Bu haksızlık. Bugünden nefret ediyorum. Buraya da biraz gölgeleme yapıyoruz. Bak, bir şaheser yaratıyorum. Uf, kalemim kırıldı. Neden böyle şeyler hep benim başıma geliyor? Çok sinir bozucu. Neyse ki her zaman hazırlıklıyım. Burada her zaman bir kalem tıraş bulundururum. İşte burada. İçi çok doluymuş. Bunu boşaltsam iyi olacak. Hey, dikkatli olur musun? Şaka yapıyorsun herhalde. Sanırım sandığımdan daha güçlüyüm. Aa, tabii, ne demezsin. Ama bu benim sorunumu çözmüyor. Şimdi ne yapacağım ben? Ah, çok iyiydi. Ha, Alex, sen ne yapıyorsun? Kalemimi açıyorum, belli olmuyor mu? Açıkçası pek olmuyor. Aa, yok, olmadı böyle. Dur! Sorun nedir? O bunu hak ediyor. Sopayı bırak hemen. Peki, muhtemelen haklısın. Bir de şunu deneyeyim. Hayır. Başka ne yapabilirim ki? Dur, sana yardım edeyim. Bunu kullanmalısın. İşte bütün sorunların cevabı bu. Sana göstereceğim aptal kalem. Şimdi ucun sipsivri olacak. Böyle çok daha kolay oluyor. Teşekkürler Sunny. Biraz ağırdan alsan iyi olur Alex. Sen neden bahsediyorsun? Bence bu kadar yeterli. Her yer talaş olmuş. Tanrım, tamamen kontrolden çıktı. Daha çok, daha çok, daha çok açıl hadi. Beni duyuyor musun? Sanırım onun bir sorunu var. Bu iş giderek tuhaflaşıyor. Bir dakika,
Belki de bu şişeyi kullanabilirim. Evet, ne yapacağımı biliyorum. Kapağı çıkarıp bir delik açıyoruz. İşte tam gereken boyut. Şimdi bir tutkal tabancasına ihtiyacımız var. Deliğin etrafına tutkalı sürüyoruz. Sonra buraya bir kalemtıraş yapıştırıp kurumasını bekliyoruz. Sonra şişeyi kapağına geri takıyoruz. Bence Alex'in tam olarak buna ihtiyacı var. Alex dur. Bunu denemelisin. Boş bir şişe mi? Bir dakika. İçinde bir kalemtıraş varmış. Bir deneyeyim, bana şans dile. Oo, bütün talaşları topluyor. Teşekkürler seni. Sen bir harikasın. Çık. Bunu boşaltsam iyi olacak. Bunda ne? İşte olay bu. Burada bir sürü el konulan yiyecek var. Ama kural kuraldır. Kimse elimden kurtulamaz. Of, karnım gurulduyor. Belki hızlıca bir şeyler atıştırabilirim. Nasılsa kimse anlamaz. Çikolata çok nefis. Aslında şekerlememi düşürüyordum. Eyvah, bu hiç iyi değil. Derse girsem iyi olacağım. Şöyle biraz korkutucu görüneyim en iyisi. Dur, sınıfta abur cubur yemenin yasak olduğunu biliyorsun. Sınıfta atıştırmalık yiyemezsin. Yüzünüzdeki iz çikolata mı? Sen neden bahsediyorsun? Ama hala abur cubura izin yok. Ama bu haksızlık. Çok daha kötü olabilirdi. Bir dakika, atıştırmalıklarım. Of, gün giderek kötüleşiyor. Onları yemeyi dört gözle bekliyordum. Şunları yerden alsam iyi olur. Çok fena dağılmışlar. Her yer jelibon olmuş. Bir dakika, şuna bak. Güneş jelibon ayıcıkları eritiyor. Şuna bir yakından bakayım. Wow. Bu aklıma iyi bir fikir getirdi. Kalemin silgisini çıkarıyoruz. Sonra buraya bir pipet takıyoruz. Aynen böyle fazlalığı kesiyoruz. İyi oldu bence. Şimdi yanan bir mumu alıp ateşin üstünde jelibonu eritiyoruz. Çok güzel kokuyor. İyice sıvıya dönüşmesini bekliyoruz. Sonra jelibon suyunu pipetin içine döküyoruz. Yalnız taşırmamaya dikkat ediyoruz. Katılaşmasını bekliyoruz. İşte gizli jelibon şekerimiz hazır. Süper. Yine mi sen? Üstünde hiç yiyecek yok. O cipsler çok güzelmiş. İşe yaradı. Sanırım bir atıştırmalığı hak ettim. Çok lezzetli. İşte tam ihtiyacım olan şey. Nefis. Kıpırdama Emily. Hazır mısın? Tabii hazırım. Bunun için en ideal yer burası. Harika görünüyor. Bu harika bir fikirdi. Sırada ne var? Onu çoktan düşündüm ben. Kart yapmaya ne dersin? İyi fikir. Şuna bir bak. Basit ve tam konuya uygun. Al bakalım. Bunun için aklımda büyük planlarım var. Bu kartın güzel bir kalbe ihtiyacı var. Bence rengi kırmızı olmalı. Şimdi tutkalı alıp kartın üstüne biraz sürüyoruz. Artık kalbi yapıştırabiliriz. İyice yapışmasına dikkat ediyoruz. Bak, yenileri de hazır. Bir saniye bekle. Nasıl görünüyor sence? Çok şirin olmuş değil mi? Kartların devamı da bunlar mı? Aynen öyle. Bir an önce işe koyulsam iyi olacak. Birazdan hepsini bitiririm. Tutkalı sür ve yapıştır. Aslında çok eğlenceli bunu yapmak. Evet, ne var? Onlardan daha çok var. Şaka yapıyorsun herhalde. Hadi bölüşelim o zaman. Böylece daha hızlı yapabiliriz. Al bakalım. Tanrım. Teşekkürler. Çabuk olmamız lazım. Romantik olmak kolay değil tabii. Hadi halledelim bir an evvel. Biraz tutkal ve bir kalp. Bu iş sıkıcı olmaya başladı. Çok fazla kart var. Bayağı zor bir iş. Aynen, devam et Emily. Sen ne durumdasın? Pek parlak değil. Al benden de o kadar. Bunun kötü bir fikir olduğunu düşünmeye başladım. Ama hepsini bitirmemiz lazım. Gerçekten mi? Bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum. Bu yemek kabını alıp içine bir sünger koyuyoruz. Ve süngere tutkal sürüyoruz. Bir uçtan bir uca devam ediyoruz. Sonra kapağını tekrar kapatıyoruz. Şimdi kutuyu bir sallıyoruz. Bu kadar yeter. Ne yapıyorsun sen? Süngere bastırdığımız kalbi daha sonra karta yapıştırıyoruz. Şuna bir bak. Çok daha iyi yani. Ben de denemek istiyorum. Vay, böyle çok daha iyi oluyor. Birazdan hepsini bitiririz. Sayende günü kurtardık Emily. Neredeyse bitti. İşte bu da sonuncusu. Başardık. Ve hepsi harika görünüyor. Çak bakalım.
Mutlu sonlara bayılıyorum. Evet, hazırız. Vay canına, bu gerçekten de o. Pardon. Hiçbir yere gitmiyorsunuz hanımefendi. Belki biraz yeşillik fikrini değiştirir ha? Bu bizim küçük sırrımız olacak. Ah, geçin hanımefendi. Ne haber canım? Sana yeni telefonlardan getirdim. Ondan bende zaten var. Ah, bilmem gerekirdi. Bu fena oldu. Selam, geçebilir miyim? Ama bunu kendim yaptım. İlgilenmiyorum. Oo, hey, bırak onu geçsin. Bu inanılmaz. Ne? Mickey oraya nasıl geçti? Resim yapamamam büyük bir haksızlık. Peki çocuklar, bu denklemi kim çözebilir? Kimse yok mu? Ben değil. Betty, biraz zahmet et de gel bakalım. Of, peki. Hadi sene, yap şunu. Of, nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ne? Otur gerine. Aman tanrım, bana bağırması gerekmiyordu. Başka kimse var mı? Peki, gel. Yine mi Mickey? Eteğinde delik mi var? Ne yazık, değil mi? Arada yeni şeyler almalısın. Ah, geliyorum. Amanın! Eteğim! Aa, iç çamaşırına bak. İnanabiliyor musun? Hey, madem dikkat çektim, bundan yararlanayım. Bu hareketler harika. Durma, devam et, tamam mı? Bu öyle çok beğeni olacak ki. Bayıldım. Bu dansın adı çamaşırlara özgürlük olsun. Oh, evet, harika. Şuna bak, herkes bayılmış. Niye hep böyle oluyor ya? Yeter ama. Hiçbir şey okulun en popüler kızı kadar güçlü olamaz. Ha, şunlara bak. Günlük selfimizi daha çekmedik. Filtreyi unutma. Hey, ben kadrajda yokum bile. Birkaç tane daha çek. Gülümse. Şimdi mutlu musun? Ah, hayır. Zengin kız sorunları. Benim endişelenmem gereken başka şeyler var. Dolabımda çöp bulmak gibi mesela. Bu nereden gelmiş ki zaten? Selfiler moda ha. Sanırım bunu halledebilirim. Ortamı ayarlayayım. Şimdi de telefonu. Bu şekilde yerinde durur. Sanki kendi yaptığım bir tripod gibi. Tamam. Hey, Essie. Ben mi? Evet. Neyse. Benimle selfie çekmek ister misin? Bu sefer kadraja ikimiz de sığarız. Vay canına, harika görünüyorlar. Hem ben de çıkmışım. Essie. Hey. Ben biraz burada takılsam olur mu? Bunun derdi ne? Yeni pahalı kıyafetimi beğendin mi? Gerçekten çok özel bir parça. İçecek alsana. Teşekkürler. Oh, Mickey mi? Ne giymiş o öyle? Ninem gibi giymiş. Pekala millet, hadi parti başlasın. Bu balon çok güzel. Bir fikrim var. Biraz pırıltı mı lazım? Bitti. Şimdi de saç spreyi ile sabitleyeyim. Sihir gibi işe yaradı. Güzel değil mi? Neyse. O Mickey mi? Tam da pırıltıdan bahsederken. Ha? Harika bir kıyafet. Bunu nereden aldığını öğrenmeliyim. Ya benim pırıltılarım? Oh, neyse ki ders bitti. Açlıktan ölüyorum. Ne? Yanıma sandviç aldım sanıyordum.
da yine neden yakınıyor? Eminim hiç böyle bir şey görmemiştir. Al bakalım Kevin. Teşekkürler. Ah, amanın. Ah, teşekkürler ama almayayım. Ah, tuhaf. Bir dakika, buldum. Hey, hala aç mısın? O elmanın ne özelliği var ki? Beni yere oturttuklarına inanamıyorum. Böyle çalışmak çok zor. Ha? Havadan para mı yağıyor? Aa, neler oluyor? Ve sonra bana bir elmas verdiler. Bir elmas, düşünebiliyor musun? Dersimiz başlamak üzere. İşte tam zamanında. Ah, benim kapatmam gerekiyor. Sonra görüşürüz. Nereye gidiyorsun sen? Orada bekle bakayım. Sorun nedir? Dur sana şöyle bir göz gezdireyim. Bunun için zamanım yok. Tam düşündüğüm gibi gömlek giymemişsin sen. Ha, demek öyle diyorsun. Baba, helikopteri gönder hemen. Ah, neler oluyor? Uzaylılar geldi. Kurtarın kendinizi. Aa, demek siparişim geldi. Teşekkürler arkadaşlar. İşte tam ihtiyacım olan şey. Hadi giyelim şunu bakalım. Bu işimi görür. Bunu içimize sokuyoruz. İyi görünmem lazım. Ha, ben her zaman iyi görünürüm zaten. Gösteri zamanı. Şimdi sınıfa girebilir miyim? Bir dakika. Aa, böyle çok daha iyi olmuş. Kurallara uygun giymişsin. Verdiğim rahatsızlık için üzgünüm. Ah, çok sağ ol. Ben ne yapacağım şimdi? Belki tişörtümü saklayabilirim. Orada dur bakalım. Kıyafetini görmem lazım. Kımıldamayı kes. Boynu sehidim. Ah, kes şunu. Artık yeter. Tada! İyi denemeydi. Ama ben sadece derse girmek istiyorum. Bir dakika, bir fikrim var. Kağıdı uzunlamasına kesip boynumuza sarıyoruz. Bence çok şirin oldu. Bakalım bu sefer ne diyecek? Etkileyici. Yakan çok güzelmiş. Gir bakalım içeri. Teşekkürler. Şuna bak Alex. Çok şık değil mi? İtalyan ipeğini kağıda tercih ederim. Ama kurallarımı ben kendim koyarım. Yaka falan takmam ben. Bu çöpe gidiyor. Aa, sen ciddi misin? Ders için kağıdı çıkarsam iyi olacak. Aa, bunu unutmuştum. Sanırım bunu kullanmam gerekecek. Şık ve çok pratik. Eminim gömleğim bunu yapamazdı. Of, çok zormuş. Öğrenecek ne kadar çok şey var. Ha, bir de bana sor. Bunların hiçbirini anlamıyorum. Hiçbir mantığı yok bu dersin. Notlarım her yere dağılmış. Şunları bir toplayayım bari. Başlasam iyi olur. Sen o işi öyle mi yapıyorsun? Ben bunu kullanmayı tercih ederim. Ha? O da ne? Şuna bir bak. Kağıdı buraya koyup kolu çeviriyoruz. Alet kağıdı lime lime diyor. Hem hızlı hem de kolay. Vay canına, ha, inanılmaz. Keşke benim de bir kağıt öğütücüm olsaydı. Buldum. Benim de öğütücülerim var. Onlar da kolayca aynı işi yapıyor. Bunu yapmak çok iyi geldi. İşte hepsi yırtıldı. Ama masam hala darmadağınık. Bir sürü kağıt yanı oluştu. Bu çok ilginç. Birisi kolasını bırakmış. Üstelik içinde hala biraz var. Rüya falan mı görüyorum acaba? Şunun keyfini çıkarayım. Harika. Tam istediğim şey. Bu çok komik. Tanrım, ne kadar çok atıştırmalı kalmışım. Hem bunları ip hem de telefonumu tutamam. Telefonumu şuraya koyayım. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok, ben hallederim. Bundan emin misin? Bunu daha fazla izleyemeyeceğim. Ne yapacağımı biliyorum ben. Kutuyu şu şekilde eziyoruz. Hadi bunu dene. Canına, inanılmaz. Süper olmuş. Sen bir dahisin. Cips ister misin? Arabamın benzini bitmişti de. Ne kadar güzel. Bunu başaracağım. Selam. Ne? Yok bir şey. Sen hiç dişleri fırçalamıyor musun? Çok utanç vericiydi. Ne oldu? İşte bu oldu.
Ay, fenaymış ama. Of. Bir dakika. Bir fikrim var. Biraz mumlu kağıdın var mı? Ondan şöyle bir dikdörtgen kes. Sonra üstüne biraz diş macunu sık. Şimdi sıra karbonatta. Üstüne iyice serp. Diş macununu parmaklarına ez. Sonra da dişlerin üstüne koy. Altını içine kıvırmayı unutma. Ve şimdi bekliyoruz. Hadi artık şunları çıkaralım. Selam ince dişler. Burası boş mu? İşte bana bir fırsat. Ona bir gülücük atayım. Dişlerin elmas gibi parlıyor. İşte kadınların kalbini fethetmenin yolu. Bu takım hala iyi görünüyor. Büyük babamdan kalan şeyleri seviyorum. İyi görünüyorum. Selam. Bunu mu giyiyorsun? Makosenler mi? Sen ne yapıyorsun ya? Bir rock konseri bu. Daha önce hiç rock konserine gitmemiştim. Bunun şık olduğunu düşündüm. Bir dakika. Dudak halkam. Bu hiç canını yakmayacak. Bu ne için? Hayatta olmaz. Sana yakışacak. Hadi. Hayır. Evet. Bana onunla yaklaşma. Ne yaptığımı biliyorum. Git buradan. Burası hızmasız alan. Öyle mi? Tabii ya. Zımban var mı? Yani yeni burun halkan diyelim. Bir kalem al ve zımbatenin üstünde yuvarlak hale getir. İşte bu kadar. Havalı olmaya hazır mısın? Yani burun halkana merhaba de. Delik açmaya gerek bile yok. Şimdiden kendimi rockçu gibi hissetmeye başladım. Deri de bana yakıştı. Parti müthiş. Ne haber arkadaşlar? Çok hoş. Sonra görüşürüz. Hey. Pardon. Buna inanamıyorum. Ne ezik ama. Benim suçum değildi ki. İçeceğim de gitti. Ama belki de tek gereken bu buzlardır. Buldum. Ey, hadi şu lekelerden kurtulalım. Buzun yardımıyla yani. Üstüne biraz yay. Güzel. Şimdi en sevdiğin renkteki kumaş boyasını al. Ve buzun üstüne böyle serp. Aynı salataya tuz eker gibi. Sıradaki renk lütfen. Şimdi bütün küpler kaplandığına göre buz erisin bakalım. Evet, tamamen erimeli. Biraz sürüyor. Ama sonuç böyle olunca buna değiyor. Bakın kızlar. Ben geldim. Selam. Tişörtün çok havalı. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Evet. Hadi bizimle dans et. Hiç sormayacaksınız sandım. Ne dersin? Tuhaftan şıka dönüşebilir misin? Bu tavsiyeler seni buna bayağı... Çok güzelsin bebeğim. Saçların altın gibi parlıyor. Ha, bu da ne? Neler oluyor? Daha çok çalışmalısın. Bu gördüğüm en kötü sınav sonucu. Öğretmenin sorunu ne? Bebeğimin saçını mahvetti. Ha, bir saniye. FM almışım. Anne buna çok kızacak. Acaba? Ha, bir fikrim var. Evet, bu işe yarayabilir. Bebeğimin ayaklarına yapıştırıcı sürüyorum. F'nin üstüne bastırıyorum. Ve yerinden dikkatlice kaldırıyorum. Hadi şimdi bu notu değiştirelim. Kimsenin anlaması mümkün değil. Ve hepsi senin sayende oldu. Pekala, dikkatinizi buraya verin çocuklar. Bunu sadece bir kez yapacağım. Bu bayağı zor bir şey, anladınız mı? Nasıl yani? Bana hiç bakma.
Evet, bugün geometri öğreniyoruz. Ne? Bu nedir şimdi? Neyse, Brian'i biraz önce gördün mü? Hey, neler oluyor orada? Biraz sohbet ediyorduk da. Bazı insanlar hiç anlayışlı değiller. Sanırım şu aptal üçgeni çizsem iyi olacak. Ne kadar zor olabilir ki? Zormuş gerçekten. Bu sefer cetvel kullanacağım. Uçtu. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Özür dilerim. Bunu bir daha yapma sakın. Macanla ne acımasız şey. Tekrar deneyim bari. Bu çok daha iyi oldu. Ne? Bu nasıl oldu şimdi? Bunu nasıl yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Tamam, bu sefer olacak. İçimde iyi bir his var. Bu da ne böyle? Eni, oyalanmayı bırak. En iyisi bunu hiç yapmamış gibi davranayım. Bir dahaki seferi tamamdır, söz veriyorum. Luna neler yapıyor acaba? Sanırım böyle oluyor. Buraya bir çizgi, şuraya da bir çizgi. Tamam, bence güzel oldu. İçime sindi. Gözlerim. Bir fikrim var. Bunun içinde kullanabileceğim bir şeyler olmalı. İşte bu işime yarayabilir. Hadi başlayalım o zaman. Plastiğin iki kenarını bantlıyorum. Aynen böyle. Sonra bantın arkasını sıyırıp plastiği katlıyoruz. Yapıştığından emin olmak için üstüne bastırıyoruz. Uzun bir cep gibi oldu. Şimdi bunun içine simleri döküyoruz. Sonuçta herkesin hayatında biraz ışıltıya ihtiyacı vardır. Bir parça kağıdın üstüne bu cetveli yaptım. Bunu plastiğe yapıştırıyoruz. Vay canına, bayıldım buna. Şu ana kadar sahip olduğum en güzel cetvel bu. Şimdi o üçgeni çizebilirim. Vay canına. Bu çok harika bir şey. Harika işe yaradı. Çok kıskandım şu an. Kıskanmana gerek yok. Bak, sana da bir tane yaptım. Gerçekten mi? Sen harika bir arkadaşsın. Evet, biliyorum. İçeri gel. Selam, beni mi görmek istediniz? Lütfen oturun. Bir sorunumuz var. Sofya'nın defterine bakın. Tam bir rezalet. Olamaz. Sıkıldım ama. Buna bir son vermelisin. Bir saniye. Telefon çalıyor. Alo? Sofya, hayal kırıklığına uğradım. Hemen döneceğim. Sonunda gitti. Oynamak ister misin? Ne? Bir kalem al da oynayalım. Gerçekten mi? Aldım. Bu işe yaramaz. Bir bakayım. Burada kullanabileceğimiz bir şey olabilir. Deftere bir bant yapıştırıyorum. Buraya bir bant daha. Sonra iki tane de yatay çizgi yapıyorum. Şimdi birkaç ataş lazım. Bu kağıt mandallarını da kullanalım. Tamam, ben başlıyorum. Hadi, sıra sende. Bu çok eğlenceli. Mandalı buraya koyuyorum. İyi deneme. İyi engelledin. Bu bayağı zorlaştı. Bu sefer olmaz. İşte ben kazandım. Sakin davran, şüphelenmesin. Neler oluyor? O yaptı. Tatile çıkmak istiyorum. Hadi ama, neden bu kadar uzun sürdü? Seni seviyorum Bay Unicorn. Başardık. Evi aldık. Toplanmaya başlayalım. Al tatlım. Ben de şundan kurtulayım. Tamam, şuradan başlayayım. Canına ne çok şey var. Tatlım, oyuncaklarını kutula. İçine gir, uyku zamanı. Seni de unutmayayım. Bu bantı yapıştırırsam bir kutu bitmeye hazır olacak. Bitirdim anneciğim. Bantı alabilir miyim? Al canım. Ucu nerede? Bu yapışıyor. Sofya, iyi misin? Hayır. Anne, beni yakaladı. Yardım et. Kımıldamam. İşte oldu. Bu acıtabilir. Aldım.
Teşekkürler anne. Tamam, toplanmaya geri dönelim artık. Bir dakika. Bu kullanışlı olabilir. Bu tüyo ile bantı kullanmak çok kolaylaşacak. Bant rulosundan bir kablo bağı geçir ve sabitle. Sonra sarkan ucunu kes. Bu işe yarar. İşte anneciğim, al. Bantı kutuya yapıştırayım. Sonra kablo bağını kullanarak keseceğim. Sen de dene tatlım. Aa, büyük sorumluluk. Yapıyorum anneciğim, bu harika. Annesine yardım da edermiş. O gürültü de ne öyle? Bir sorun çıktı da. Yardım eder misiniz? İşte kılık değiştirme böyle olur. Hedef belirlendi. Ama neden? Elimden geleni yaptım. Aha, bu haksızlık. Hey, şu bitki benimle mi konuşuyor? Buraya bak. Ben mi? Buraya gel. Tamam. Hadi otur. Pardon, bitki bana saldırıyor da. Sorun ne bakayım? Testten kaldım. Ama sana yardım edebilirim. Şuna bak. Aa mı? Ücretsiz değil. Doğru, vay canına. Teşekkürler tuhaf yabancı, ama bunu nasıl yaptın? Aslında bunu sana söylememeliyim ama... Her sınavdan geçmek için tek ihtiyacın büyük bir kalem. Bir maket bıçağıyla silgisini üçgen şeklinde kes. Sonra oyarak A şekli ver. Silgiyi kırmızı boyaya batır, sonra da tezgahına bastır. Gördün mü, bu kadar kolay. Vay canına, bunu unutmayayım. Teşekkürler. Ah arkadaşlarım. Çocuklar şuna bakın. A alabilirsiniz. Çekil önümden. İş büyüyor, motor. İşte kesinlikle buna değdi. Teşekkürler. Parayı alayım. Hey. Vay canına. Bedava değil. Teşekkürler. Vay canına, bu ders muhteşem. Anlayacağınız üzere hepsi çok basit. Gerçekten öyle. Vendi gelmiş. Naber inek? Yan yana oturmak zorunda olduğumuza inanamıyorum. Neyse ya. Kitabınızda 14. sayfayı açın bakayım. Of, bu dersten nefret ediyorum. Sanırım atıştırma zamanı geldi. Çikolataya bayılıyorum. Şimdi bunun tadını çıkaracağım. Sen ne yapıyorsun? Sınıfta bir şeyler yenmeyeceğini bilmiyor musun? Karnım acıktı. Çok güzel. Gördüğüm şeye inanamıyorum. Neler oluyor orada? Yanımda oturmuş çikolata falan. Bir dakika. Gördüğüme emindim. Ona dikkat edin. Çok sinsice şeyler yapıyor. Bu hiç komik değil bende. Ay çok tuhaf. Herhalde hayal falan gördüm. İşte tam fırsatı. Bu cips. Bu cipsi sonraya saklıyordum. Hadi ama şaka mı bu ya? Çok güzel görünüyorlar. Tadı da müthiş. Bu çılgınlık. Bunu siz de görüyorsunuz değil mi? Şimdi ne var? Bakın cips yiyor. Yani yiyordu. Ne bu saçmalık ya? Hayal kırıklığına uğradım ben de. Dersi bölme artık. Aynı fikirdeyim. Sen böyle devam et. Ben kendime bir sandviç yapacağım. Az evvel ne dedin sen? Yok artık. Bunu nasıl yapıyor? Hiç anlamıyorum. Neyse. Yani bunu Mindy bile yapabiliyorsa sanırım ben de atıştırmalık yiyebilirim. Buralarda bir yerde çikolatam olması lazım. İşte buldum. Sen ne yapıyorsun sanıyorsun? Sınıfta bir şey yiyemezsin. Bu sadece bir çikolata Mindy. Az evvel ne demiştim? Dersi bölmeyi kes artık. Ama bu büyük haksızlık. Bunu nasıl yaptığını hiç anlamadım. İşte burada ders yapmaya çalışıyorum. Ben gidiyorum. Yok artık. Taze bir smoothie iyi gider. Ne? Şaka mı bu? Bu haksızlık. Nefes al. Nefes ver. Bu iş daha bitmedi. Burada bekleyeceğim. Çok ferahlatıcıydı. Sırada ne var? Ders bitti mi? Eşyalarımı toplayayım. Artık gidebilirim. Acaba öğle yemeği için neler var? Karnım çok acıktı. İşte geldi. Gösteri başlasın. Tam ihtiyacım olan şey. Ağır ol bakalım. İçeride neler oldu öyle?
Bunu nasıl başarıyorsun? Yani bir sürü şey yedin dersteyken. Dur. Aa, peki bunu beklemiyordum. Ne? Ne var? Neden bana öyle bakıyorsun? Önce şunu al ve gözlüğümü bir tak. Şu an neler oluyor? İşte böyle oluyor. Şimdi şekerlememi alayım. Hah, bana da tam bu lazımdı. Kımıldama. Peki gel benimle. Otur bakalım. Ah, bundan emin misin? Güven bana, işe yarayacak. Hiç sorun yok, sivilceye benziyorlar. Yalnız bunlar yenilebilir. Hmm, tam ihtiyacım olan şey. Hmm, çok güzel. Hoşuna gideceğini biliyordum. Gördün değil mi? Yan yana oturmamız o kadar da kötü değilmiş. Ah öğretmen. Başlayalım mı? Ah, teşekkürler Mindy. Sen bir harikasın. Bugün Wendy'nin doğum günü. Ah işte geliyor. Merhaba Mindy. Kafandakini niye taktın? Doğum günün kutlu olsun. Bu sana. Ah, derse gitsek iyi olur. Dün akşam o filmi izledin mi? Hey bekle. Sonra perili eve girdiler. Yani bu neden yapasın ki? Şunu gizlice Wendy'nin çantasına atayım. Bu korkunçtu. Uyunca da kabuslar gördüm. Artık yerleşin kızlar. Üstünden geçmemiz gereken bir sürü şey var. İşte başlıyoruz. Pişt, Wendy. Ne var? Çantanı aç. Ha? Çantam ama. Çantanın içine baksana. Çabuk. Çantanda bir şey var. Ha? Aa, hala anlamadı. Peki ben alıyorum. İşte aldım. İçine bir bak. Vay canına, bana hediye mi aldın? Aa, ne gereği vardı canım ya. Çok teşekkür ederim. Bunları çok sevdiğini biliyorum. Onlara bayılıyorum. Onlar bisküvi mi? Sınıfta bir şeyler yiyip içmeniz yasak biliyorsunuz. Ver onu bana. Ama bu benim hediyem. İsterseniz paylaşabiliriz. Ama hayatımın en kötü doğum günü. Üzülme, sorun yok. Hmm, güzelmiş. Sonra yemek için bir paket daha alayım. Oturmuş bisküvilerimizi gözümüzün önünde yiyor demek. Belki yapabileceğim bir şey vardır. Acil durumlarda yemek için çantamda hep bisküvi bulundururum. Ne? Sen ne yapıyorsun? Şşt, sakin ol, şunu izle. Ama bir şey daha lazım bana. Bu lastik toka işimi görür. Ne yapacaksın hiç anlamadım. Arkana yaslan bisküvi eteğinin altına koyuyorum. Lastik tokayı üstüne geçiriyoruz. Bu sayede bisküviyi yerinde tutuyoruz. Aynı şeyi bütün etek boyunca tekrarlıyoruz. Bak, eteğin özellikle böyle tasarlanmış gibi görünüyor. İşte hallettim. Ne diyorsun? Vay canına, inanılmaz. Öğretmenin şüphelenmesine de imkan yok. Kızlar sessiz olun. Sanırım ufak bir atıştırmalık zamanı geldi. Tokayı yerinden alıyoruz ve bisküvimize kavuşuyoruz. Ha? O da neydi? Gözüm ikinizin üstünde. İşe yarayacağını biliyordum. Hey, bence sen de bir atıştırmalık hak ettin. Teşekkürler kanka. Pekala çocuklar, test zamanı geldi. Umarım iyi çalışmışsınızdır. Hadi o zaman başlayalım. Aa, bu kolay işte. Tam bir inek tip. Benim çalışmama gerek yok. Tüm cevaplar işte burada. Kesin A alacağım bu testten. Çok zekiyim gerçekten. Hah. Aa, bunu hiç bilmiyordum. Emily ne yapıyor öyle? Buna inanamıyorum. Hey, buraya bakar mısınız? Sorun nedir Matthew? Emily kopya çekiyor. Bu doğru mu? Ne? Aklımın ucundan bile geçmez. Gelin bakın isterseniz. Ne dedi? Ha, bir dakika. Orada bir telefon vardı. Ben bir şey görmüyorum. Seni kanmaz. Şimdi testimi bitirebilir miyim? Her zaman bir adım öndeyim. Bir dahaki sefere iyi şanslar Matthew. Ben fazla zekiyim canım. Ama. Yürüt yapmayın lütfen. Bu aramızda kalsın, tamam mı arkadaşlar? Hala burada işte. Ay çok geridim bir an. Umarım Matthew'un hoşuna gider. Çünkü o bunu hak ediyor. Rüya gibi bir çocuk resmen. Yani ona bir bakın. Ah, şunu bir sarsam iyi olacak. Paketin kusursuz olmasını istiyorum. Hmm, hangi kaplama kağıdını tercih etsem acaba? Aa, bu güzelmiş. Tıpkı Matthew gibi. Şimdi kağıdı kesmem gerekiyor. Ha, bir dakika. Bu makas değil ki. Çantamda kesin bir tane olması lazımdı. Nerede bu makas? Aa, olamaz. Aa, burada olmalı. Hadi ama.
Yoksa bu bitkinin içinde mi? Hayır. Şimdi ne yapacağım ben? Mecbur elimde yırtmam gerekecek. Acele etmeye gerek yok. Pekala, bunu becerebilirim bence. İşte böyle. Yavaşça kağıdı yırtıyoruz. Of, hiç planladığım gibi gitmedi. Bu bir felaket oldu. Ha? O da ne? Belki bunları kullanabilirim. Evet, sanırım bu işe yarayacak. Şöyle bir keselim bakalım. Açı ölçerleri bu şekilde tutup bu kesme hareketini yapıyoruz. Gayet iyi gidiyor. Fişe sana işe yarıyor. Vay canına, bu inanılmaz. Artık hediyesini paketleyebilirim. Kenarları bu şekilde kıvırıp alta doğru katlıyoruz. Buraya da bir fiyon katalım. İşte hepsi bu. Şimdi Matthew'u bulmam gerekiyor. Hah, buradaymış. Bir dakika, 2 kere 2 4 mi diyordu? İnsan her gün yeni bir şey öğreniyor. Matthew, doğum günün kutlu olsun. Oo, çok teşekkürler Emily. Çok heyecanlandım şimdi. Yok artık, bu seti hep istemişimdir. Nereden biliyordun bunu? Beğendiğine sevindim. Kalemlerim hazır. Başka ne ihtiyacım var? Aa, bir defter. Her şeyin düzenli olmasını istiyorum. Böyle çok daha iyi. Bu şekilde nasıl çalışabiliyorsun? Bu bir cips. Çok güzel. Onu yemeden duramıyorum. Oh. Biraz ister misin? İnsanın haline bir bak. İğrenç. Aa, sen neden bahsediyorsun? Aa, o kalemi çok seslemiş. Onlardan bir tane almalıyım. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Cips kutusunu kullanabilirim. Kutunun etrafına bir çizgi çekerek başlıyorum. Çizginin dümdüz olmasını istiyorum. Sonra keskin bir bıçağa ihtiyacım olacak. Bıçakla tam çizgiden keseceğim. Acele etmiyorum. Eşit bir şekilde kesmek istiyorum. Şimdi kutuyu dik koyuyorum. Köpük kağıttan bir daire kestim. Bunu tabanına yapıştıracağım. Sonra kutuyu yine yan yatıracağım. Bu kısım için tutkal tabancamı kullanmalıyım. Kutuya yapıştırıcı sürüp etrafına köpük kağıdını sarıyorum. Kırışıklık kalmasını istemiyorum. Aynı hizada olmasına da dikkat ediyorum. Etrafını kapatmam gerekiyor. Köpük kağıdının bir tarafına yapıştırıcı süreceğim. Sonra kenarları birbirine bastıracağım. Biraz baskı uygulayacağım. Şimdi köpük kağıdının fazla kısmını kutunun ağzına katlayacağım. Yapıştırıcıyı kullanarak da tutturuyorum. Üçgenler kestiğim köpük kağıdının kenarlarını siyah bir kalemle çiziyorum. İkisini de aynı şekilde yapıyorum. Şu ana kadar gayet güzel gitti. Üstlerine kar tanesi çıkartmaları yapıştıracağım. Böyle kutuya tutturuyorum. Burası onlar için uygun bir yer. Sırada oynar gözler var. Yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Şirin, sarı bir burun nasıl olur? Bunlar da bıyıkları olacak. 2 patiye ihtiyacım var. Fiyonk da ışıl ışıl görünüyor. Bana da bunun gibi bir tane lazım. Sanırım hazır. Şuna bir baksana. Aa, eline sağlık. Tam kalemlerime göre. Artık o kadar dağınık görünmüyorlar değil mi? Şaka yapıyorsun değil mi? Yani şuna bir baksana. Ah, neyse, bu benim sorunum değil. Sen sadece kıskanıyorsun. Hemen şurayı da silelim. Şurayı da silelim. Ha, biraz temizlensin. Ay, şunlara bak, küçük sanatçılarım. Onları yalnız bırakayım. Kızlarıma da bir sürprizim var. Bu şekli dolduracağım. Neden hep böyle oluyor? Ben sonra ne derim? Başka bir kalem kullanırım. Bende çok kalem var. Ay, yine mi? Bu iyi gidiyor. Ne? Ay, ciddi olamazsın. Ah, kalemlerimiz bitmiş. Aa, bekle bir saniye. Hemen döneceğim. Nereye gidiyor? Aa, biraz yardıma ihtiyacım var. Ben her şeyi yapmak zorunda mıyım? Güzel olduğum için beni kullanıyorsun. Bu biraz aşağılayıcı. Sakın durma. Devam et, devam et. Tamam, sanırım bu kadar yeter. Ah, istediğim bu muydu? Aa, bir dakika, bir fikrim var. Bu nane şekeri kutusuna ihtiyacım olacak. Nane şekerlerini sonraya saklayacağım. Kapağını çıkarıyorum. İçine bir kalemtıraş yerleştiriyorum. Kalem tıraşı yerine sabitliyorum. Sonra kutuyu tekrar takıyorum. Bu kısmı tamam. Ve sonra bezi alıyorum. 2 dikdörtgen kesiyorum. Kutuya yapıştırıcı sürdüm. Kutuya bir parça bez yapıştıracağım. Diğer tarafına da aynısını yapacağım. Daha yapılacak çok şey var. Kenarlarına köpük kağıt yapıştırıyorum. Etrafına sarıyorum. Kapağını açık bırakacağım. Bu mükemmel oldu. Şimdi onu süslemem gerekiyor. Bezin üstüne 2 göz koyacağım. Üst yarısını kırmızıya boyadım. Bir kalemle ona güzel bir gülümseme çizeceğim. Ay, ne kadar mutlu görünüyor.
Bunun alev çıkartmalarına ihtiyacı var. Sanırım işim bitti. Şuna bir baksana, yeni kalem tıraşımız. Vay canına, bu muhteşem olmuş. Bekle, dahası var. İnanamıyorum, bunu kullanabilir miyim lütfen? Ah tamam, al bakalım. Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel şey. Wow. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Vay canına, şuna bir baksana. Üstelik kalem kırpıntıları da içine toplanıyor. Wow. Kalem ucu sipsivri oldu. Teşekkürler Claire. Ah selam anne. Kızlar, size bir şey getirdim. Ah dondurma, en sevdiğim şey. Hmm, teşekkürler. Bugün gitgide daha da güzelleşiyor. Bunu dört gözle bekliyordum. Ah, bu kötü bir fikirmiş. Dondurmam eridi. Ah hep böyle oluyor. İşte bu yüzden asla güzel şeylere sahip olamıyorum. Onu yalayabilirdin. Sorun değil, sana donmuş bir şeyler getireyim. Hmm, çok şey kaçırıyorsun.